Ben Çevrimli köy muhtarıyım. Adım İbrahim, soyismim Üzbey. Bu köyde 1990 yılından 10 Haziran'dan terör bir katliam yapıldı. Bu katliamdan 27 tane şehit verdik. Şehitlerimiz 4 tane geçici köy kurucusu, 24 tane sivil vatandaş. Çoluk çocuk demeden kadın, hamile kadınlar, 80 yaşındaki yaşlılarımız, canlı ne görmüşse katlettiler. Allah bu tür katliamları bir daha göstermesin. Biz gerçekten köy olarak çok acı çektik. Terörden dolayı yollarımıza mayın kondu, bahçelerimize mayın düşendi. O katliamdan 10 kişi çocuktu. 5, 6, 7 yaş aralarındaki 10 tane çocuklarımız bu katliamdan katlettiler. Bu olayları biz gördük, başkası görmesin. Biraz evvel terörün bitirmesini istiyoruz. Ülkemiz bir huzur bulmasını istiyoruz. Terörün bir faydası yoktur. Devlet bize sahip çıktı. Devlet bize her zaman devlet yanımızdadır. Allah devletimize zeval vermesin. Köy olarak kaymakamlarımızdan, komutanlarımızdan, öğretmenlerimizden Allah herkesten razı olsun. Yani bu konu, hizmet konusundan devletimiz bize destek her zaman arkamızdadır. Bunun şüphemiz yok. Ama biraz evvel terörün bir bitirmesini istiyoruz. Ülkemize bir hazır gelmesini gerçekten canı günden istiyoruz. Başımıza bu katliamlar geçti, bize oldu, başka insanlarımıza olmasın. Şahsen ben ölen tüm insanlarımızı, askerimizi, polisimizi, kurucumuzu, hiçbir sivil vatandaşımız dahil ölmesini istemiyoruz. Evleri bir kısmı bomba atıldı, bir kısmı ateşe verildi. İçindeki, o evler içindeki 13 vatandaş, hepsi kadın, sadece 2 tane 6-7 yaştaki erkek çocuk canlı yaktılar. Bu tür olaylar eminim ki insan olan, insanlıktan nasibi olan bu olayları yapmaz. Ama demek ki bunların insanlıktan nasipleri yoktur. Terör her yerden terördür. Olaydan sonra köyümüz boşandık. Bir kız Siirt'ten çoğu dağıldı. Siirt'ten Batman'a göç ettiler. Terör bittikten sonra eminim ki inşallah dönemler olur. Ama benim şahsen tek dilem terörün bitirmesidir. Ne olursa olsun bu teröre bir çözüm bulması. Ülkemiz bunu hak etmiyor, insanlarımız bunu hak etmiyor. Ben hizmet olarak, Çevrimli köy muhtarı olarak ben devletin hangi mülki amirimizin kapısına gitmişse, hangi komutanlarımızın kapısına gitmişse beni geri boş çevirmemişler. Katliam bu köy devlete yakın olduğu için biz fazla katılım olmadı, yardım etmedik. Ondan dolayı bizi hadap aldı. Eğer biz de yardım yatağlı yardım etseydi bizi de belki almayabilirlerdi ama o şekilde biz yaklaşmadık onlara. Hep devletimizin yanında yer aldık. Ondan dolayı bizi hadap aldı. Zaten bizim tek üzüldüğümüz nokta şu. Sorarsa biz de Kürdüz. Aslımızı kaybetmiyoruz. Ama bakın Kürtlere ne yaptılar? Biz de Kürdüz, bunu hak etmiyoruz. Ama sorun bence Kürt meselesi değil. Kürtçilik olsa biz de Kürdüz. Bugün ben şahsen İstanbul'da, Adana'da ne hizmet oluyorsa ben doğuda da aynı hizmetini istiyorum, bekliyorum. Diş ülkeler bizi birbirine kışkırtıyor. Diş güçler bizi birbirine düşürüyor. Halbuki bugün benim 10 tane öğretmenim var. Kimi Kürt, kimi Türk. Hiçbir ayrım yok burada. Benim yanımda bir ayrım yok. Bugün buradan bazı eskiden bize anlatıyorlardı. Kürtler okusa dahil bir hak verilmiyor. Ama biz öyle bakmıyoruz. Bugün köyümden aynı az 40-50 tane üniversiteli var. Öğretmeni var, mühendisi var, şunu var, bunu var. Bir ayrım yok bundan. Ama sadece diş güçler bizi birbirinden düşürüyorlar. Nasıl Türkiye'ye bir zarar verelim, nasıl Türkiye'nin ününü kapatalım? Yani benim görüşüme göre amaç bu. Kürt olsa ben de Kürt'üm. Bak Kürtçe konuşuyorum. Doğru dürüst belki Türkçem de zayıftır ama
Bize ne katliam yaşattılar bize. İki defa önüme mine koydular. 1997 yılından kendi arabamla eski yolumuz buradan gelirdi. Köye gelirken oradan mine açardı. Tek başınayım. Sol bacağım pırımparça oldu, arabam pırımparça oldu. Bir yıl olmadan 98'den bu yolda tekrar ben, köy imamı, eşim, 3 tane çocuğum burada yine tekrar mayına bastı. Ben artık kendimi göremedim. 2 bacağımı kaybettim. Eşim çocuk düşürüldü. Diğer ufakçılarım beyinde ameliyat oldu öyle. Biz de Kürdüz. Bile Kürtlere böyle yapılıyorsa nasıl bir Kürtçülüktür? Yani üzüldüğüm nokta bu. Biz şunu dile, ben bunu dile getireyim. Olan zaten olmuş. Amacımız bundan sonra insanımız ölmez. Ne asker, ne polis, ne kurucu. Bak inan, bunu inan içimden söylüyorum. Dağdakilerden dahil ben ölmesini istemiyorum. Niye? Bunlar da anası babası var. Bunlar da insan. Ülkemize de yazıktır. Ülkemize bugün bir sürü yatırım yapılıyor. Hep engelleniyor. Okullar, devlet okul yapıyor, okullar yakılıyor. Hastane yapılıyor, hastaneler yakılıyor. Bunun Kürtçülükle bir alakası yok. Buradan kocaman alı su barajı yapılıyor. Ben geçen bir ay önce Devlet Su İşleri Belge Müdürlüğü'ne gitmişim. Bugüne kadar 9 kat trilyon para buna harcanmış. Bunu karşı çıkan oluyor. Arkadaş, bu baraj yapılırsa devlet kalkıp yani bu barajı alıp buradan götürmüyor. Bu baraj, yani buranın geliri bu halka kullandırırlar. Bunu niye karşısınız? Bundan bir şey anlamıyoruz biz. Yol yapılıyor. Yol yapılmasın. Meteheti tehdit ediliyor. Arabalar yakılıyor. Adamlar kaçılıyor. Neden hizmete karşısınız? Yani bunu kim yapıyorsa ben şıksın. Kim bunu yapıyorsa nalatlanıyorum ben. Yani doğuya gelen hizmet engellenmek oradaki halkın, oradaki Kürtlerin zararıydı. Faydası değil. Bugün bak ben bu kadar 30 tane şehit, bugüne kadar 30 tane şehidimiz oldu. Bugüne hala ben diyorum, ben herkesi affetmeye hazırım. Neden bunu diyorum? Yeter ki ülkemize bir özür gelsin. Yeter ki insanlarımız ölmesin. Yoksa insan kendi düşmanını affedilir mi? Ama benim affetmem sebebi de şudur. Ne askerimiz olsun, ne polisimiz olsun, ne kurucumuz olsun, ne öğretmenimiz olsun. Hiç kimse bu ülkede ölmesin. Ha bu ülke gerekirse savaşlarda düşmana karşı biz canımızı vermeye hazırız. Ama birbirimizin öldürmeye bir anlamı yok. Biraz bilinçli olalım. Biz neden bunu yapıyoruz? Neden birbirimizi öldürüyoruz? Üzüldüğümüz nokta bu. Yoksa biz de Kürtçülük de biz de Kürtüz. Ama şu durumdaki, şu yapılan olaylara karşıyız. Kesinlikle bunu karşıyız. Hani bugün Cizre, Sülopya, Nisibin, İdil, bunu insanları bunu hak etmiyor. Binlerce insan evini bırakıp kaçtılar. Nereye gittiler? Batıya. Eğer Kürtçülükse batıdakiler bunlardan niye geldiniz demez mi? Ama yine oradan kimse, herkes oradan sahip çıkıyor. Öyle bir ayrım yok aramızdan. İsteyen Kürt nereye giderse gidebilir. İsteyen Türk'ten nereye giderse yarışabilir. Böyle bir sorun aramızda yok. Ama tek sorunumuz dış güçler, dış ülkeler bizi birbirine düşürüyorlar. Bizi birbirine düşman yapmışlar. Bunu sen Kürtsün, sen Türksün. Bu sorun bugün bu bitirse dair başka bir sorun yaratırlar. Onu yani eminim onu. Efendim sen Alevisin, o Sünnidir. Efendim sen Şeysin, o... Yani bunu biraz işliyorlarım yani. Ama maalesef şu andaki ülkemizdeki olan katliamlar, olan olaylara ben hiçbirisini onay vermiyorum yani, karşıyım. Hepsi 15, 16, 17 yaşlarındaki gençler. Çoğu geri döndü. Çoğu öldürüldü. Çoğu cenazeleri betonların altında kaldı şehirlerden. Bu insanlara yazık, yazık değil mi ya? Bu canlar geri gelir mi? Kardeş gibi Türk, Kürt, bu ülkede yaşayan herkes kardeş ise biraz önce bu zarardan dönmemiz lazım. Herkes taşın altına elini koymak lazım. Ben şahsen diyorum bak bu kadar 30 sene şehit demişim. 2 defa mayına basmışım. 2 bacağımı, hayatımı, yaşamımı vermişim. Ama hala diyorum ki bu işin bitirmesi, ben herkesi affetmeye hazırım. Yeter ki bu ülke bir hazır olsun. Ya
yeter ki fazla daha zarar görmesin. Binlerce insanımız, öğretmenlerimiz zamanında doğuda katil edildi. Öğretmen ne güneyi var, sefil öğretmen. Buradaki vatandaşa çocuklar eğitim veriyor. Buna yanlış değil mi? Yani ben şahsen bu iş, tür iş olaylara karşıyım. Yani bunlar Kürt meselesi, Kürtçülük meselesi, Kürt'le alakası yoktur. Kürt'se biz de Kürt'üz yani, biz askılığımızı kaybetmiyoruz. Ama kimse sen Kürt'sün, niye Kürt'e konuşursun denmiyor. Vatandaş olarak herkes görevini yapsın. Aklımızı başımıza toplayalım. Herkes taşın altına elini koysun. Bu ülkeye bir huzur gelsin. Yeter artık. İçimiz ağlıyor. İnan ki bugün hani demeyin bu insan ben herkese üzülüyorum. Çünkü ölen insan geri gelmez. İnan ölen insan, şehit olan asker, polis, kurucu neyse. Dağdakiler de aynı. Bunların ailesi bunun acı ne olduğunu bilirler. Ben bütün vatandaşlarımızla sesleniyorum. Artık birimize, aklımızı başımıza toplayalım. Bizi birbirine düşüren düşlerdir. Amerikan lideri, Rusya lideri, İsrail'dir. Amaç Türkiye'yi bölmektir. Bunlar öne gelmeyelim. Kardeşiz, Türkiye ile, Kürt ile, Arap ile, herkes, hepimiz kardeşiz. Yani bunu bilelim, bilinçli olalım. Yani bunlara bırakırsa, bunlar birbirimizi, ülkemizi bölecekler, bölecekler. Hiç bizi başımızı rahat olmak istemezler. Onun için herkes taşın altına elini koysun, başta ben. Ben bugün herkesi affediyorum, affetmeye de hazırım. Yeter ki bu ülke huzur bulsun. Yeter ki bu ülke daha fazla zarar görmesin. Yeter ki kardeşlerimiz Kürt, Arabi, Çirkezi neyse bu ülkede kardeşlerimiz bozulmasın. Onun için ben herkesi affediyorum.